Merhaba. Tayyip Erdoğan son meclis AKP grup konuşmasında demiş ki, birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'de başıboş köpek sorunu var. Doğrudur, yakın çevresinden iktidar ortağına kadar her yanı tutmuş, kudurmuş ve canını sıkana dalaşan bir sürü söz konusu. İşin dört ayaklılar kısmına gelince, kendimi bildim bileli Türkiye'nin başıboş köpek sorunu vardır. Önce de vardı. Hep oldu bu. Batı Avrupa'da yoktur böyle bir sorun. Köpekler sahipli ve çiplidir. Doğuya doğru gelindikçe mesela Balkanlardan itibaren durumlar değişir. Yunanistan arada bir yerdedir. Sahipsiz hayvanlar toplanıp kısırlaştırılıyor. 3 ay boyunca sahiplendirilmeyi bekliyor. Değilse doğal alanlarına bırakılıyor. Türkiye için doğrusu budur. Başarılı olursanız 5 ila 8 yılda başıboş köpek kalmaz. İktidar özellikle mi yaptı bilinmez, hemen hiçbir şeyi tartıştırmazken buna yol verdi. Kamuoyu haftalarca konuştu, sert münakaşalar oldu. Hemen herkes fikir hürriyetinin tadını çıkardı. Belki de tek iyi şey buydu. Tüm ışıkların yeşil olduğu bir mevzuda serbest düşüncenin hakkı verildi. Türkiye'de sivil inisiyatifin tümüyle ölmediğini, aslında bir yerlerde uykuda olduğunu, dürtülünce nasıl ayaklandığını göstermesi yönüyle güzel bir deneyimdi. O arada iktidar ve muhalefet gündemi bununla domine etti. Devasa sorunlar bir süreliğine perdelendi. Uzun yıllardır insan haklarını ıskalayan parlamento bu vesileyle içini boşalttı, rahatladı. Konu halen kapanmış değil. Komisyon aşaması bitti, genel kurul süreci daha elektrikli geçecektir. Üstelik canlı seyredilebilecek. 31 Mart yerel seçimlerinden 20 gün sonra şöyle yazmıştım. Erdoğan'ın son meclis grup toplantısı performansı hayli aydınlatıcı oldu. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez ve bitmeyecek. Merak edilen rejimin hangi yolu izleyeceği değil, muhalefetin tercihlerinin ne olacağıdır. Yakın geleceği bu belirleyecek. Seçimin hemen ardından muhalefetin tercihleri belliydi de, sıradan vatandaşın bunu kavraması için az daha zaman geçmeliydi. Ancak konuşan konuştukça tutamayacağı sözler veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ile göz göze gelmenin ve el sıkışmanın önemine dair felsefe yaparken CHP'li belediyelere haciz işlemi çoktan başlamış haberi yoktu. Şimdi belediyelerin bu borçları AKP'li seleflerinden devraldığını anlatsın dursun. Bir de demez mi çöpler toplanamayacak, ulaşım aksayacak. AKP öyle olsun istiyor zaten. Şansın varsa bu konuda vatandaşı ikna edersin. Beşli çete, havuz gibi kavramlar terk edileli çok oldu. AKP'ye AK Parti demek de kurtarmadı. Işıkları aç-kapa eylemi gibi nice hamle boşa çıktı. Şimdi iktidar ertelediği kendi yerel idare borçlarını ve başıboş köpek meselesini CHP'ye kitledi. Belediyelerde iktidarı kaptırmayı böyle ödetecek. Geçmişin dürüst bir analizi olmadan kabul edilebilir bir gelecek olamaz. Laf güzel fakat tam olarak böyle miydi emin değilim. Alexander Solzhenitsin eserlerinde buna yakın ifadeleri sıkça kullandığı için atıf yapmakta mahsur görmüyorum. Söz konusu toplum Türkiye toplumu olunca bazen gerçekten tıkanıyorsunuz. CHP Kemal Kılıçdaroğlu döneminde 3 cumhurbaşkanlığı seçimini, 5 genel seçimi, 2 referandumu, 2 yerel seçimi kaybetti. 2019'da İstanbul ve Ankara'nın kazanılması çok kıymetliydi fakat genelde birinci parti AKP'ydi. 31 Mart 2024 yerel seçim zaferi bu nedenle çok mühimdir. Görüldü ki mevcut CHP liderliği erken seçim istemiyor. Erdoğan'a en az bir buçuk yıl daha mühlet verilmiş durumda. Cumhurbaşkanı ile el sıkıştığı için memnun. Belediyelerdeki iktidarını göze sokmadan yürütme derdinde. Ne çare? Dört ay sonra iktidarın bu kadar sabırlı olmadığı görüldü. Seçimden bu yana yüzlerce kere konuşarak kendince politikasını oturtan Özgür Özel'in şimdi yeni metin yazarlarına gereksinimi var. Cicim ayları bitti, Ekose ceket giydiğiyle kaldı.